teknoloji dünyasındaki yenilikleri ve şirketlerin dijital dönüşümünü konuştuğumuz Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün iş dünyasını etkileyecek teknoloji trendlerini, diğer tarafta 5G teknolojilerinin önemini, fiber altyapıyı ve Türk bilgi ve iletişim pazarındaki özellikle fırsatları, yazılımcı iş gücü açığının çözümü noktasında nasıl yol haritası izlenmesi gerekliliğini bugün iş dünyasını yakından tanıdığı bir isim, Quica'nın yönetim kurulu başkanı Süreya Ciriv'le beraber masayı yatıracağız. Süreya Bey, hoş geldiniz diyorum. Merhabalar. Süreya Bey, biz sizi girişimcilik, yatırımcı ve profesyonel iş hayatından tanıyoruz. İlk baktığımız noktada Amerika Birleşik Devletleri'nde bizim bu dönemde çok sık konuştuğumuz yapay zeka firması Meta Graphics'te kariyer yolculuğuna başladınız. Ardından kendi şirketiniz Novasoft'u kurdunuz ve IBM'le ortak oldunuz. Sonrasında Microsoft Türkiye Genel Müdürlüğü, oradan Microsoft Global MS Office Satış Grup Başkanlığı'nı ve Türkiye'de de özellikle 4G teknolojisini Türkiye'ye getiren yönetici olarak Turkcell CEO'ları görevlerinde yürüttünüz. Bugün de gerek girişimci gerek de yatırımcı kimliğinizle bizlerle berabersiniz. Ben bunları saydım çünkü iş dünyasında derin bir iş tecrübesine sahipsiniz. Bu noktadan girecek olursak, önümüzdeki ilerleyen dönemde iş dünyasını etkileyecek teknoloji trendleri olarak neleri görüyorsunuz? Başarıya giden yolda hangi teknolojiler daha çok önümüze çıkacak? Ne dersiniz? Çok teşekkürler. Gerçekten teknoloji dünyası çok hızla gelişiyor. Yani son 15 yılda geldiğimiz mesafeye bakarsak inanması kolay değil. Yani 15 yıl önce telekomünikasyon deyince akla ses, SMS geliyordu. Hı hı. Bugün ise tamamen data, video, her yerden iletişim, hem insanları hem de nesneleri internet üstünden birbirine bağlıyor telekomünikasyon sektörü. Bu değişim gittikçe hızlanıyor Hande Hanım. Yani birçok çok iddialı bir şekilde konuşan futurist diyor ki önümüzdeki 10 yılda son 100 yılda yapıldığından çok iş yapılacak. O yüzden bu arada teknolojideki gelişme de hızlanıyor. Yani bakarsak önümüzdeki dönemde cloud'da büyüme, cloud'daki bilgisayarların işletim gücü artıyor. Networking'de bandwidth dediğimiz yani data hızı çok ciddi bir şekilde artıyor. 5G'de bugün 4G'nin 10 katı bir hız var. Ama önümüzdeki 2-3 yıl içinde 5G 100 kat hıza çıkacak. Daha da önemlisi highly reliable, low latency communication dediğimiz 5G'de 40 kat azalacak bu gecikme. Yani bir işlemin yapılmasıyla aktarılması arasındaki zaman. Yani telefonunuzun açılma zamanı bile diyebiliriz. Bu yüzden artık real time, her şey real time'a dönüşüyor. Şimdi teknoloji çok hızlı değişiyor fakat bütün her teknolojiyi de mutlaka çok yakından takip edip onu entegre etmemiz gerekmiyor. Önemli olan bu teknoloji dünyasını iyi anlayıp bunlardan hangileri iş dünyasında belirleyici, fark yaratıcı etkileri olacak. Onlara odaklanmak lazım. Yani ben önümüzdeki dönemde bu cloud'daki gelişmeyi çok önemli buluyorum. Bu 5G ile gelecek bandwidth'teki gelişmeyi çok önemli buluyorum. Optimization analytics konusu çok önemli. Software 2.0 geliyor. Software 2.0 demek daha az software yazarak daha fazla iş yapmak ve daha hızlı bir şekilde bu software'ı ortaya çıkartmak. Software 2.0'ın başka bir adı da low code. Yani artık her şeyi sıfırdan yazmaya gerek yok. Yazılmış birçok yazılımı kullanarak hem test edilmiş yazılım hem de component library dediğimiz yapıyla AI'yı da kullanarak yazılım geliştirme çok çok daha hızlanacak. Bunun yanında arttırılmış sanal reality de burada da çok büyük firmalar buna çok büyük yatırımlar yapıyor. Apple olsun, Facebook. Tabii ki AI, yani AI uzun zamandır konuşulan, yani 40 yıldır konuşulan bir konu fakat son dönemde çok ciddi bir faktör oldu. Ve yani generative AI hem lisanla, insanlarla iletişimde hem yazılım hem ses hem de yazı olarak çok büyük bir iletişim sağlıyor. Daha akıllı sistemler gelecek. Ben iş dünyasında iki tane önemli konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani birincisi iş dünyasının odağında hep müşteri olmalı.
ve müşteriye nasıl daha fazla fark yaratılır, daha fazla değer yaratılır? Burada inovasyon elimizdeki en büyük araç. Yani iş dünyası için birinci öncelik hızlı inovasyon. İkincisi de optimization, resilience diyoruz. Her yerde optimizasyon. Yani satışta da, pazarlamada, üretimde de, dağıtımda da her yerde optimizasyon. Ve artık ben optimizasyonu da nasıl hızlı inovasyon diyorsam optimizasyonda da real time optimization diyorum. Hı hı. O yüzden şu şekilde özetlemek istiyorum. Bu teknoloji değişimi iyi kullanan bazı şirketler dünyada çok ileriye gitti. Fakat şirketlerin çoğu ise bu dijital dönüşümde çok yavaş kaldılar, çok geride kaldılar. O da bir gerçek. Bu yüzden de birçok şirket gittikçe geriye kalıyor. Bizim de hem ülke olarak hem de şirketlerimiz olarak bir sallanmamız lazım. Yani bir sarsılmamız lazım, bir silkelenmemiz lazım ve bu teknolojileri nasıl işimize en verimli şekilde uygularız, dünyada rekabet edecek güçlü firmalar ortaya çıkartırız. Ben bu konuda optimistim. O yüzden de bir yatırımcı olarak da Türkiye'ye yatırım yap, dünyaya sat modelinde üstünde çalışıyorum. Evet, Tura Bey, çok önemli başlıklar söylediniz yeni nesil teknolojilerden. Şimdi burada düşük kodlu, low code platformlar. Gartner'ın buna ilişkin bir raporu da var. Daha doğrusu Gartner'ın teknoloji eğilimleri raporunda low code platformlar 2026 yılında şirketlerin %80'i yazılım ihtiyaçlarını buradan karşılayacak. Bu çok ciddi bir oran. Yani dünya genelindeki şirketlerin %80'ini düşük kodlu platformlardan sağlayacak olması yeni dönemde bu artık daha çok hayatımızda, iş dünyasında entegre olacak demektir. Peki bu low code platformu biraz açabilir misiniz? Nedir? Bizim izleyicilerimizin anlayacağı tarzdan düşünecek olursak iş dünyasına nasıl bir değer, fayda ve günün sonunda şirketlerinde en önemli şeyi verimlilik ve karlılıktır. Nasıl bir fayda sağlıyor? Amerika'da bir reklam vardı. Şu trende o kadar çok inandım ki bütün sermayemi bu işe yatırdım diyen bir iş adamı vardı. Kendi vizyonunu anlatıyordu. Ben de aynı şekilde bu yazılım dünyasındaki çok ciddi gelişmelerin ve low code'un ve software 2.0'ın geleceğine çok inanıyorum. Şimdi yazılımsız artık hiçbir şey yapmak mümkün değil ve dijital dönüşümün ortasında çekirdeğinde yazılım var. O yüzden biz Quicka firması olarak nasıl yazılımı çok daha hızlandırırız? Bu konuda bütün teknolojileri kullandık ve dünyadaki bize imkan kılan bütün bize yardımcı olacak teknolojileri kullandık ve yazılımı şu anda en az 2 kat hızlandırıyoruz. Yani normal 125 günlük bir projeyi biz 55 günde yapmasını taahhüt ediyoruz. Ama bu ürünü kullandıkça, bu sistemi, bu metodolojiyi kullandıkça bu daha da hızlanıyor. Yani ilk önce bir %60 daha hızlanıyor. Fakat sonra bu kullanılan library'ler ve insanlar bunu alıştıkça, yani gittikçe hızlanan bir yapısı var. Bunun temeli şu, her şeyi sıfırdan yazmaya gerek yok. Dünyada yazılmış, open source olsun, test edilmiş library'ler olarak birçok yazılım var. Biz o yazılım modüllerini kullanarak yazılım geliştirmeyi çok hızlandırmaya ve bunun her kademesinde de machine learning ve AI kullanarak kullanıcıya yazılımı daha kolaylaştırmaya ve hızlandırmaya odaklandık. Bunun yanında şöyle bir yani bence bütün şirketlerin karşısında ciddi bir problem var. O da şu. Bugüne kadar merkezi IT şirketlerin yazılım geliştirme, teknoloji geliştirme konusunda çok büyük bir kaynağı oldu. Fakat artık talep o kadar çok arttı ki sadece bir işi artık merkezi IT ile yapmak mümkün değil. Çünkü talep çok fazla. Yeni neslin teknoloji şirketlerinde, teknolojiyi en iyi kullanan şirketlerinde IT yeni bir rol üstleniyor. Enabler, yani yardımcı, imkan kılıcı, destek verici, vizyon set edici ve standartları belirleyici. Ve merkezi kalması gereken bazı işleri de üstlenerek bütün şirketteki IT'nin scalable olmasına imkan kılması lazım. Biz buna citizen developer da diyoruz. Yani şirkette çalışan herkesin artık yazılım geliştirmeyi bir yerden öğrenmeye başlaması lazım. Ve yeni nesil yazılımlar, bu yazılım geliştirme platformları, low code gibi, software 2.0 gibi, bunlar hem kullanılması çok daha kolay ve business unit, yani bir iş departmanında çalışan insanların kullanabileceği kolaylıkta.
IT'nin de desteğiyle bu bence büyüyebilir bir model. Ben teknoloji dünyasında bunu çok gördüm. Evvelden biliyorsunuz mainframe bilgisayarlar vardı. Mainframe computers. Bunlar dediler ki daha büyüklerine ihtiyacımız var. O yüzden super computers yapalım. Fakat sonra bu da tıkandı. Super computerlar da yetmez oldu. O yüzden cloud'a geçildi. O yüzden server farmlara geçildi. O yüzden distributed yapıya geçildi. Yani bir düşünün bir şirkette. Sadece CEO'nun inovasyon yaptığı bir şirketi düşünün. Bir de her çalışanın sahada müşteriye değen, ürün üretiminde çalışan insanların onların güçlendirildiği, empower edildiği, onların teknolojiye hakimiyetle çok daha verimli oldukları, hem inovasyon, hem optimizasyon, hem kalite gibi konulara büyük katkıda bulundukları düşünün. O şirketler çok daha güçlü. Yani bir yerde şunu da söylemek istiyorum Hande Hanım. İşimiz teknoloji ama esas işimiz insan. Yani şirketler insanlardan meydana geliyor ve müşterilerimiz de insan. O yüzden konu en uygun teknolojileri insanlarımıza nasıl öğretiriz? İnsanlarımızın kabiliyetlerini, bilgilerini, yeteneklerini nasıl arttırabiliriz? Bence hiç zaman kaybetmeden yani Türkiye'deki ve lider olacak her türlü dünyadaki şirketin bir an önce bu low code platformunu, software 2.0'ı kucaklaması lazım ve bu yeni yazılımla, hızlı yazılım geliştirme kabiliyetiyle hem daha çok inovasyon, hem daha hızlı inovasyon, hem de real time optimization yapmak lazım diye düşünüyorum. Yani ben bir teknolojiyim, cistim ama aynı zamanda bir hayatımın büyük bir kısmı yönetimde geçti. Bir CEO olarak bunu en büyük öncelik görüyorum. Evet Süra Bey, aslında çok doğru bir şey söylediniz. Her şey artık real time haline geliyor. Bunun için de altyapı teknoloji de yatırımları da beraberinde aynı paralellikte işlemeli. Örneğin 5G teknolojileri. Dünya artık 6G'lerden bahsediyor. Siz de Turkcell yöneticiliğinde Türkiye'yi 4G ile tanıştırmıştınız. Şimdi bugün baktığımız noktada 5G teknolojilerin, fiber altyapı yatırımlarının veya uydu teknolojilerin. Çünkü Elon Musk'ın şirketi Starlink uydudan veriyor bu teknolojileri. Genel itibariyle baktığımızda siz önemini nasıl değerlendirirsiniz? Bu kapsamda Türkiye'nin yol haritası nasıl olmalı? Hayır, 2006'nın sonunda Microsoft'tan Turkcell'e geldiğimde yani çok daha kafamın çok daha hızlı çalıştığı için değil, gördüğüm için, kullandığım için. Yani Microsoft'un network'ünde biz local area network, yani o campus'ta her yerde kablosuz iletişimle işimizi her yerden yapabiliyorduk. Ben yani bir mühendis olarak şunu gördüm ki bizim teknolojiyi kullanarak yani local Wi-Fi network'ten bu telekomünikasyon network'leriyle biz bu işi geniş alana her yere taşıyabiliriz. Her yerde yüksek hızda iletişimi sağlayabiliriz. Biz buna connectivity everywhere, mobil geniş band ve fiber geniş band, bunlar hepsi entegre olarak çalışınca her yerden bilgiye ulaşma. Bu Türkiye'nin ve sektörün, endüstrinin önünü açacak diye düşünmüştük. Zaten de öyle oldu. Yani hızla bu işler gelişti. Ve bence buna uyanan İsviçre'deki yani World Economic Forum'daki, Davos'taki yöneticiler de 4. sanayi devrimi olarak ilan ettiler. Dediler ki artık connectivity everywhere. Bunu en iyi yapan ekonomiler hızla büyüyecek, gerileri ise tamamen düşecekler, geride kalacaklar demişlerdi. Yani bunu görüyoruz. Ülkemize hızlı bir network kazandırdı o zamanki bütün telekomünikasyon ekibi devletimizle yakın çalışarak. Ama tabii ki bu teknoloji dünyasında hiçbir zaman bitmiyor. Devamlı ileriye gitmek lazım. Yani biraz evvel söylediğim rakamları bir daha tekrarlamak istiyorum. 5G bugün 4G LTE dediğimiz network'ün 10 katı daha hızlı. Ve kısa süre içinde bu aradaki fark 100 kata çıkacak. O yüzden bizim de bir süre bence büyük bir öncelikle 5G'ye geçmemiz lazım. Yani bütün okuduğum yazılarda iş dünyasını en çok etkileyecek konulardan bir tanesi bu 5G'nin hızı. Bir de cloud'daki büyüme. Bu ikisi olunca yani bilgisayarların gücü ve de iletişimin bandwidth'e ulaşım gücü, hızı. O zaman ortaya çok güçlü yeni teknolojiler çıkıyor. Bu AI gibi. Ondan sonra Vision gibi, Vision AI gibi.
Ondan sonra virtual reality, augmented reality olsun. Ve bunun her sektörde uygulamaları var yani. Sadece üretimde değil, sadece perakendecilikte değil, sadece teknoloji şirketlerinde değil. Son olarak yani daha geçenlerde gördüm, dünyanın en büyük yatırımcı firmalarının bir tanesinin başındaki adam, Ray Dalio isimli bir adam, diyor ki önümüzdeki dönemi teknolojiyi icat eden şirketlerden daha çok en iyi teknolojileri, en uygun teknolojileri hızla kullanan, işine adapte eden firmalar kazanacak diyor. Evet. Ve biz diyor onların üstüne bet ediyoruz diyor. Çünkü diyor teknolojiyi o kadar yakından anlamak kolay değil, çok da hızlı değişiyor. Ama uygun teknolojilerini işine uygulayan, onunla ürünlerini geliştiren, müşterisine daha çok yakınlaşan onlar kazanıyor. Yani teknoloji neye imkan veriyor? Yani normal bir satıcı bir müşterisini çok birkaç özelliğini hatırlayabilir. Ama artık bugün bilgisayarla bir müşterinin son 20 yılda yaptığı bütün ticareti, bütün hareketlerini neredeyse big data'da saklayabiliyorsunuz, bunu görebiliyorsunuz, bunu analiz edebiliyorsunuz, bunu kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra bilgisayarlar sayesinde çok daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. Bir de size büyük bir scale veriyor. Scale demek boyut, yani büyüme potansiyeli demek. Yani bir işletme bu teknolojileri iyi kullanırsa sadece 3-5 müşteriye değil bütün dünyadaki müşterilere ulaşabiliyor. O yüzden teknoloji iyi kullanan firmalar son dönemde çok büyük değer kazandılar, çok ileriye gittiler. Yani ben bir iş adamı olarak da gelişmeyi açıkçası şirketlerin pazar değerlerindeki artmadan takip ediyorum. Bir CEO şirketinin değerini ne kadar arttırıyorsa o önemli bir beceri. Bir de topluma ne fayda sağlıyorsun, müşterilerine ne fayda sağlıyorsun? O tabii ki çok önemli bir konu. Buralarda hep teknolojiyi iyi kullanmadan bence artık iş dünyasında başarılı olmak mümkün değil. Evet Şura Bey, siz bir miktar bahsettiniz ama özellikle sizin geliştirdiğiniz low-code platformlar ve Quika şirketiniz. Bu Quika şirketi Türkiye'de üret, dünyaya sat modeliyle ilerliyoruz dediniz. Yurt dışı büyüme planlarınızı dinleyebilir miyiz? Quika'nın kuruluşu yani yurt dışında doktora yapmış, yurt dışında çalışmış çok değerli kardeşlerimiz. Benim de bu konulardaki görüşlerimi bildikleri için geldiler. Ben onlara yatırımcı oldum. Ondan sonra onları da şimdi şirketlerin yönetim kurulu olarak destekliyorum. Ve çok yaman gençler ve hakikaten world class. Yani ben vaktimin çoğu Seattle'da geçiyor, Kaliforniya'da geçiyor. Oradaki insanlarla karşılaştırdığımda her zaman bizim ekibe muazzam bir güvenim var. Yani hem Quika hem de System Optima'da Pırlanta gibi gençlerimiz var. Çok yetenekli, world class. Bu kardeşlerimle çok gurur duyuyorum. Dediğim gibi benim bütün amacım bu arkadaşlarımla bir takım olmak. High performance dediğim, yüksek performanslı bir takım olmak. Daha doğrusu high performance'dan daha çok ben şunu kullanmayı seviyorum. High output, üreten, hızla üreten, yüksek değer üreten takım olmak. Biz artık teknoloji dünyası global bir dünya. O yüzden biz sadece Türkiye pazarına değil, hep Türkiye'de üret, bu ürünleri bütün dünyada pazarlama stratejisiyle kurduk şirketleri. O şekilde destekliyoruz. Yatırımcılarımız da aynı şekilde bizle aynı görüşteler. Çok değerli yatırımcılarımız var. Bunlardan bir tanesi Norm Holding geçenlerde bize katıldı. Ondan sonra yine yurt dışında büyük şirketleri yöneten arkadaşlarımız da yine bu şirketlere yatırım yaptılar. Şimdi biz, Amerika bizim en önemli pazarımız. O yüzden birinci hedefimiz Amerika'da büyümek. İkinci hedefimiz ise Avrupa. Avrupa'da da Fransa'da ofis açtık. Orada da arkadaşlarımız çok güzel projeler kazandılar. Fransızların da yeni teknolojilere çok meraklı olmaları ve devletlerin bu startupları desteklemesi yüzünden büyük bir momentum var. Türkiye'de de çok yaman insanlarımız var. Fakat Türk iş adamları genellikle daha kısa düşünüyorlar. Belki de içinde bulunduğumuz bölgenin, yani Orta Doğu'nun günü kurtarma challenge'ları yüzünden. Ama büyük işleri başarmak için uzun dönemli düşünmek gerekiyor. Ve insana yatırım yapmak gerekiyor. Ve teknolojiye, inovasyona yatırım yapmak gerekiyor. Ve iş dünyası esasında sonunda bir matematik işi. O yüzden real time optimization bence önümüzdeki dönemde çok kritik olacak.
hem Quick'a hem Sistem Optima bu iki konuda hem inovasyonda hem de optimizasyonda çok güçlüler ve çok yardımcı olabilirler. Tüm bunları sağlayan da tabii ki kuşkusuz nitelikli iş gücü. En değerli şey de beşeri sermaye. Türkiye'de bugün konuştuğumuz en önemli konulardan biri de beyin göçünden bahsediyoruz. Arz talep dengesi henüz sağlanamayan bir yazılım sektörü var. Ciddi anlamda yazılım sektöründe iş gücü açığı var. Bu kapsamda neler yapılabilir? Teknoloji şirketleri olarak sizler üniversitelerle hani hep sorarız sanayi üniversite işbirliği yapılıyor mu? Peki teknoloji şirketleri üniversitelerle neler yapmakta ve yazılımcı açığının çözümü noktasında nasıl bir yol haritası izlenmeli? Ha, çok önemli konulara değindiniz Hande Hanım. Yani tekrar İşimiz teknoloji ama esas işimiz insan. Bunu vurgulamak istiyorum. Bu bizim bir mottomuzdu. Yani bundan önceki çalıştığım şirketlerde. Ve tabii ki kuşun olduğu yere değil, kuşun gittiği yere hedef almak lazım. O yüzden yani bakıyorum insanlar halen ben üniversitede yıllarındayken kullandığım programlama lisanları üstünde çalışıyorlar. Ya onlar belki temel olarak iyi de ama artık yeni bir software 2.0 var. Yani artık low code sayesinde az yaz çok iş yap. Yani daha hızlı, daha ekonomik, daha standart, daha az test edilmesini gerektiriyor. Bir canvas'a design ediyorsun, bu web'de de, iOS'te de, Android'de de çıkıyor. Muazzam avantajları var. O yüzden geleceğin yeni nesil yazılım geliştirme platformlarını kullanmak çok önemli. Biz Quick olarak da bunu becerdiğimizi düşünüyoruz. Şimdi biz kendimiz açıkçası üniversitelerle hep iç içeyiz. Hep onlardan PhD, patent bu gibi ileri konularda nasıl öğrenebiliriz, o konuda işbirliği yapabiliriz. Bir buna bakıyoruz. Bir de üniversitelerle işbirliğiyle ürünümüzü yeni nesil yazılım geliştirme platformunu nasıl genç öğrencilere öğretebiliriz? O yüzden şimdiden 4-5 tane üniversiteyle beraber çalışıyoruz ve bunu da devam ettireceğiz. Evet, peki ve teknokentler, diğer ayakta üniversiteler olduğu gibi teknokentler. Türkiye'deki teknokentlerin yapılanmasını nasıl değerlendirirsiniz? Kim yöneticiler, teknokentler her yerde olmalıdır ya da yerinde. Bu kapsamda belki yurt dışı tecrübenizle de birleştirmelisek çünkü Silikon Vadisi bir örneği var. Türkiye için örnek modelleme nasıl olmalı? Teknokentlerin kuruluş amacı çok akıllı. Teknoloji geliştirmeyi teşvik etmek için kuruldu. Fakat bence teknoloji geliştirmek sadece sınırları çevrilmiş, girişi çıkışı çok sıkı kontrol edilen, girmesi zor, çıkması zor olan bir yerlerde olmamalı. Yani ben bugün biliyorum birçok girişimci teknokentlerde yer bulamıyor. Evet. Bir sene bekleyeceksin, iki sene bekleyeceksin. Ya bu girişim işi, bu her gün çok önemli, her zaman çok önemli. O yüzden ama şunu da belirtmek lazım. Mesela şimdi Amerika'da teknokent konsepti var mı? Yok. Yani her üniversitenin etrafı esasında teknolojilerin en çok geliştirildiği yerler. Yani biliyorsunuz bir Boston'un çevresinde Harvard'la MIT yüzünden orada bir high teknoloji alanı var. Bir de Silicon Valley. Silicon Valley'de olmasının sebebi ne? Oradaki üniversiteler. Stanford olsun, Berkeley olsun. Bir de güzel iklimi var. O yüzden bence her üniversitenin etrafı teknoloji geliştirmek için müsait olmalı. Ben yani devletimize de bu teknoloji geliştirmesini sadece teknokentlere sınırlı değil, her yerde yapmak için çalışmamız lazım diye düşünüyorum. Özellikle üniversiteler etrafında daha çok kümelenmenin gerçekleşmesi gerektiğini dile getiriyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için diyorum. Ve bugün Quick'a Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Cilevi bizlerle beraberdi. Yeni nesil teknolojileri ve önümüzdeki süreçte iş dünyasını etkileyerek kendisi süremiz el verdiğince yanıtladı. Böylelikle bir gündem teknolojiyi daha burada noktalarken şimdi kısa bir ara, aranın ardından finansal teknolojilerde sizlerle birlikte olacak Sefer Yüksel.